İyi akşamlar. Kanal İmiş ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bugün Orta Asya'daki, Türkiye'deki, tüm dünyadaki hem Türk topluluklarını konuşacağız, hem oralardaki Türkçe dilinin ehemmiyetini, önemini konuşacağız. Dilin kültüre, ekonomiye, ticarete nasıl yansıdığını konuşacağız. Değerli bir konuğum var. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Öğretim Üyesi, dil bilimci, doçent doktor Sezgin Demir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bülent Bey. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun. Teşekkürler. Akademik çalışmalar yoğunluk devam ediyor. Evet, sizinle program öncesi de iletişim kurmaya çalıştığımızda sürekli dersleriniz de var. Akademik, zaten üniversiteler hep öyle çok yoğun. Ürün ortaya koymak isteyen hocalarımız birçoğu o yönde çalışıyor. Çok yoğun oluyorlar. Biz de onları konuk alırken aslında mutlu oluyoruz. Yani çünkü ürün ortaya koyan, akademik çalışmalarla topluma yön vermeye çalışan hocalarımızı toplumla tanıştırmak, onların çalışmalarını topluma tanıtmak bence önemli. Bilmiyorum siz ne dersiniz? İlimiz adına Fırat Üniversitesi köklü bir geçmişe sahip. Her açıdan birçok disiplin açısından dünyada etkili bilim adamlarına sahip. Türkoloji sahasında da çok başarılı akademisyen hocalarımız var. Evet. Bir yoğunluğumuz var. Ben de Türkiye'ye dönmüş olmanın şeyle beraber bir uyum süreci geçiriyorum inşallah. Konuşacağız. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı başlatacağız. Evet, program öncesi de konuştuk. Siz Orta Asya'da da belli bir süre görev yaptınız değil mi? Orada evet, da çalışmalarınız oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle YÖK'le olan protokolü gereği oradaki Sovyetlerin en eski enstitülerinden bir tanesi var. Şarşinaslık Enstitüsü, Türkoloji Enstitüsü. En eski Türkoloji Enstitülerinden bir tanesi. Hı hı. Orada yüksek lisans, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde Türkiye Türkçesi ile öğretim gerçekleştiriliyor. Burada 3,5 yıl görev yaptım. Hem Türkçe öğrettim hem de yoğun talep olduğu için Türkiye Türkçesinin yabancı olarak nasıl öğretileceğine dair yöntem dersleri verdim. Yani Türkçenin dil olarak nasıl öğretileceğine dair öğretecek kişilere eğitim verdiniz. Evet, doğru öğretecek kişilere eğitim verdim. Derslerimin büyük bir kısmını bu oluşturuyordu zaten. Bizim yabancı olarak Türkçe öğretim dediğimiz son yıllarda son derece popüler bir saha var. O da tabii teknik bir saha. Türkçenin ana dili olarak eğitimi ayrı bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Türkçenin yabancı olarak öğretimi ayrı bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Dolayısıyla Türkiye bu yönüyle de çeşitli kurumlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Maarif Teşkilatı, Yurt Dışı Türkleri Başkanlığı, YTB dediğimiz TİKA üzerinden birçok bölgede, birçok coğrafyada son derece başarılı çalışmalar yerine getiriyor. Bu noktada da eğitim müşavirliklerimiz, ateşeliklerimiz aslında dünyanın birçok yerinde çok aktif şekilde çalışıyorlar ve çok ciddi de bir eğitimci ordumuz var. Özbekistan'da bunlardan bir tanesi ve burada Özbekler, orada ciddi bir saha, Özbekler bu alanda eğitim alıp kurslarda, özel derslerde, online platformlarda Türkçenin öğretimine dair ciddi bir eğitim almak istiyorlar. Detaylarını birazdan konuşalım. Özbekistan'a evet, özel vakit ayıracağız programda. Çünkü siz orada uzun süre orada görev yaptınız. 3,5 yıl evet. 3,5 yıl görev yaptınız. Şimdi hocam aslında ben edebiyatçı değilim. Fakat her bir eğitimcinin merak edeceği şeyleri ben de merak ediyorum. Şimdi biz Türkçeyi tamam doğduğumuzda evimizde, mahallemizde konuşulan dil Türkçeydi. Öğrendik. Ama ne kadar öğrendik? Ne kadar sağlıklı öğrendik? Ne kadar hayatımızda doğru kullanıyoruz? Yeri nedir? Bunlarla ilgili sorular üretmeye çalışacağım. Bir edebiyatçı değilim ama yine de merak ettiklerimi soracağım. Öncelikle şunu bir söyleyeyim. Türkçenin tarihini söylesek, yani ne kadar yıllık bir tarihi vardır dilimizin? Şimdi bu filolojik anlamda düşünüldüğünde Türkçenin kökleri çok eski çağlara, eski dönemlere kadar gidiyor. Yani en iyimser tabirle batılı dil bilimcileri referans aldığımızda bile, çünkü bir dilin köklü olduğunu kabul etmek aslında o medeniyetin kadim bir medeniyeti olduğunu kabul etmek. Bu da siyasal ve politik anlamda, ekonomik anlamda birçok avantaj size sağlıyor. Batı uzun süre bunu kabul etmek istemedi çeşitli platformlarla, ta ki o deliller, kanıtlar onların gözünün içerisine girene yani kadar. Yani bizim tarihimizin çok eski olduğunu, dilimizin çok eski olduğunu kabul etmek istemediler. Tabii öyle bu mi aynı zamanda yüzyıllardır, yani 16. yüzyıldan itibaren devam eden, dünyada böyle bir aslında dil üzerinden bir sosyopolitik alan kapma
çarpışma alanı var. Bu işte İngilizce için de bu söz konusu. İspanyollar da bunun için bir çaba içerisinde. Confucius Enstitüsü ile Çin de artık bu savaşın içerisinde, mücadelenin içerisine girmiş durumda. Yani en eski olma mücadelesi midir? Onu mu anlayayım? Yani burada lingüistik açıdan değil de daha politik anlamda söylersek, evet hani şöyle bir argüman vardır lingüistikte, işte Tanrı'nın dili budur, dolayısıyla kutsanmış kavim biziz mantığıyla var ama biz şunu lingüistik ve antropolojik açıdan biliyoruz. Mevcut elimizdeki dillerin hiçbirini bizim primitive language dediğimiz, yani ilk dil dediğimiz dille bağ kuramayız. Şimdi o dil çok eski bir dil. Yani ilk diye insanın, bir dil var mı? Tespit edilmiş bir dil var mı? Öyle bir tespit yapamazsınız. Çünkü yani tahmini olarak 90 ile 100 bin yıldır biz konuşuyoruz. Şimdi böyle bir takvim varsa elimizde öyle bir kaydın, kanıdın olması imkansız. Çünkü o sözlü döneme giriyor. Ama çeşitli politik merkezli şekillenen literatürde, yani siyasal merkezli ve çeşitli şekilde şekillenen literatürde, batıda da doğuda da, Sovyet literatüründe de baktığımızda, Macar literatüründe de baktığımızda, Batı literatüründe de baktığımızda böyle bu şeyler olmuş, bu iddialar olmuş. İşte Tanrı'nın dili Latince'dir. O zaman Latinler kutsaldır. Tanrı'nın dili işte... Yani Tanrı'ya dayandırıyorlar. Yine din unsuru biraz, devrede. Biraz çünkü... politik bir amaçla. Çünkü dil çok... Şimdi bilinmez olunca, dilin ilk defa ne zaman ortaya çıktığı bilinmez olunca buna dair teoriler ortaya atıyorsunuz. Bu teorilerin bir kısmı antropolojik, lingüistik teoriler değil, antropolojik. Bir kısmı ise yani kültür bilimiyle ilgili, bir kısmında teolojik dayanaklara şey alıyor. Yani teolojik olunca biraz güçlü hissediyorlar kendilerini. Evet, oraya bir referans sağlayınca yani bu birçok avantaj sağlıyor. Ama Türkçenin çok eski bir dil olduğunu biz biliyoruz. En son, hatta biz sevindik, iyi ki, yani bir ironi yapayım, İyi ki bunu biz değil de başka yabancı dil bilimciler buldu. Nature dergisi diye bir dergi var. Dünyanın en saygın dergilerinden bir tanesi. Burada Türk dilinin de içerisinde olduğu grubun yaşının yaklaşık 10 bin yıl öncesine kadar gittiğine dair deliller buldular. Tabii dil hesaplama, evet, dil, evet, dilin kökenine, köklerine dair, tarihine dair yaş hesaplamaları filolojinin sahasına girer, antropolojinin sahasına girer özellikle. Tabii buralar ayrı bir uzmanlık alanı ama çok daha şey bir alandır, karanlık alanlardır. Bununla beraber Türkçenin Macarca, Korece ile yakın bir bağı olduğunu, bir Altayist dil olduğunu, Altay dili olduğunu biz biliyoruz. Bunlar şeyimiz ne? Mesela hani bir mesela ilk dil dediğimiz bir ana dil İspanyolca, işte İtalyanca için, Fransızca için Latince söyleyebilirsiniz. Çünkü onlar daha yeni diller. Ama işte Türkçe, Korece ve Japonca üzerinden gittiğiniz zaman o zaman oraya dair bir Altay dilini keşfetmek gerçekten zor. Çünkü çok eski tarihlere gidiyor. Anladım. Hocam süremi idareli kullanarak, evet, birçok sorum var benim. Evet, evet. O kısa kısa gidelim. Sizin çok anlatmak istediğiniz yerde çok duralım. Tamam. Siz nasıl yönlendirirseniz. Tamam. Şimdi başta da söyledim, çocuk doğuyor, bebek doğuyor. İlk andan itibaren etrafındakiler herhangi bir dille konuşuyorlar. O dili duydukça öğreniyor. Evet. Bilmiyorum doğru yorumluyor muyum? Ama ben şunu sormak istiyorum. Yani çocuk anne babanın yanında doğuyor. Anne babası var. Evde diğer fertler de olabilir. O anne babanın dille ilgili tutumları, davranışları bence ehemmiyet arz ediyor. Yani o çocuğun o dili sağlıklı veya siz nasıl tanımlarsınız doğru öğrenebilmesinde anne baba tutumlarının etkisini konuşalım. Bu arada yine ebeveyn tutumlarının bu çocuğun dilini doğru kullanarak eğitim başarısındaki etkisini de konuşalım. Yani ebeveyn çocuk iletişiminde, evet, dil iletişiminde hem başarıyı konuşalım hem öğrenmesini, dil öğrenmesini. Şimdi Lenenberg, sonra Chomsky'nin teorileriyle şekillenen bir görüş var. Bu görüş nativizm diye adlandırılıyor ve doğuştancılık demek aslında. Bu şu demek, dil yetisi, yani biz buna İngilizce linguistik kompetans diyoruz, dil yetisi bize doğuştan gelir. Ama bizim de sandığımız gibi doğumla beraber biz dili edinmeye, öğrenme demiyor. Çünkü birinci dil için, biz ana dil için bir edinim sürecinden bahsediyoruz. Bir öğrenme süreci yok orada, bir edinim. Doğal becerileri edinmek gibi düşünün. Boş bir bilgisayarla dünyaya geliyorsunuz ve o bilgisayara sizi kuşatan dille yüklüyorsunuz. Bu sizin bulunduğunuz coğrafya çok dilli ise orada biraz daha çok dilli bir diller yüklüyorsunuz. Hatta son yıllarda literatür şu ezberi de bozdu. Biz eskiden bir kişinin bir ana dili olabileceğini iddia ediyorduk. Şu anda bir kişinin birden fazla ana dili olabileceğini ve zamanla bu dillerden bir tanesinin ön plana çıkıp
diğerlerinin sönümleneceğini söylüyoruz biz. Bunu birazcık açalım. Şimdi anlamak istiyorum. Yani birkaç ana dil ne demek? Aynı anda o ailede farklı diller konuşuluyorsa mı? 1950'lere 60'lara kadar siz de kabul edersiniz ki bu kadar ulaşım, iletişim mümkün değildi ve uluslararası evlilikler ve birliktelikler de çok yaygın değildi. Evet. Yani daha çok Türk-Türk'le, işte Arap-Arap'la ve dolayısıyla biz diyorduk ki işte bir kişinin, bir bireyin bir ana dili olur. Ancak son yıllarda multilingualizm dediğimiz bir kavram çıktı. Yani çok dilli çocuklar. Neden? Çünkü göçler var, güvenlik problemleri var. Artık uluslararası evlilikler daha fazla. Dolayısıyla da bir çocuk daha anne karnından itibaren ana dilini, bir dil edinme süreci başlıyor. Ve etrafında düşünün, bir uluslararası evlilik düşünün. Yani annenin işte Alman, babanın Türk olduğunu ve bunların veya hatta daha da öteye, bu senaryoyu daha da öteye götürelim. Fransa'da yaşadıklarını düşünün. Dolayısıyla baktığınız zaman bir de iletişim dillerinin Türkçe veya Almanca değil de İngilizce olduğunu düşünün. Bakın çok dilli bir ortamda büyüyor. Şimdi bu kavram aslında bu, var değil mi hocam? Evet, bu örnek tabii, çok aykırı bir örnek çok, değil çok var şu anda. Çok fazla var. Tabii evet. Şu anda da var. Yani çok fazla göç problemiyle karşılaştığı evet. için dünyadaki ülkeler, coğrafyalar. Hatta biz bununla çok geç tanıştık. Mesela Fransa 1960'larda tanıştı bu göç problemiyle. Amerika yaklaşık bir 50-60 yıldır Orta Amerika'dan gelen göç akınlarıyla mücadele ediyor. Biz de yüzleşmek zorunda kaldık ve bununla ilgili eğitim politikaları, sosyal politikalar, güvenlik politikaları geliştirilmelidir. Geliştiriliyor da. Evet. Bununla beraber baktığınız zaman, şimdi bu çocuklar yeni kavramlar, bir 30 yıllık kavramlar. Bunlar üzerine araştırmalar yapılıyor. Araştırmaların bir kısmı diyor ki bu çocuklar akademik olarak daha başarılı. Yani 3-4 tane farklı ana dili çok olanlar. Çok multilingual diyoruz. Yani çok dilli çocuklar. Bir kısmına diyor ki bunların the process of conception dediğimiz yani kavramlaştırma süreçleri de sorun yaşadıkları için bunlar akademik olarak daha başarılı olmayabilir diyorlar. Şimdi bunlar hepsi bilimsel bilgi. Bu ne zaman stabil hale gelirse, yani yapılan araştırmalar hep aynı bulguyu vermeye başlarsa bilimsel yasa oluşur ve artık biz ilkeleri konuşmaya başlarız. Deriz ki çok dilli çocuklar avantajlıdır şu yönlerden, şu yönlerden dezavantajlıdır. Ama olgu yeni olduğu için bizim için 20-30 yıl çok uzun bir süre olsa da bir bilimsel bilginin bir bilimsel yasaya dönüşmesi için çok uzun bir süre değil. Bu olguyla biz yüzleştikçe, doğru tasarlanmış araştırmalarla biz bunu yaptıkça bu bilimsel bilgi bilimsel yasaya dönüşecek ve kuram ve ilkeler oluşacak. Şimdi hocam çok güzel anlatıyorsunuz ama akademik bir dil. Evet. Bizi izleyen seyircilerimiz halktan insanlar. Yani birazcık daha böyle şöyle diyeyim ben size şöyle diyeyim. Bu olgu, bu kavram çok dilli çocuklar bizim elimizde yeni olduğu için, yeni bir olay olduğu için bununla ilgili çok daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Gelelim anne baba tutumuna baktığımız zaman çocuğun tek dilli çocuklar üzerinden yürüyelim. Kendi coğrafyamız açısından değerlendirdiğimiz zaman çocuk bir kere yani nörolojik olarak bir dil öğrenme kapasitesiyle dünyaya geliyor. Yani beyinsel olarak beyin kapasitesi var orada çeşitli boş yani bir şekilde. Yani hard diski var öyle doğuyor. Evet oraya yükleyeceğiz. Oraya yükleyeceğiz. Ama bu yükleme bizim sandığımız gibi doğumla başlamıyor. Bu yükleme anne karnındaki 4. aydan itibaren başlıyor. 3-4. Yani aydan itibaren başlıyor. Yani alıyor mu yavaş yavaş? Evet farkındalık oluşmaya başlıyor. Ön belleği alıyor. Ön bellek diye bir şey yok. Direkt o dil bölgeleri, o dediğimiz sesleri gürültüyle beraber alıyor. Çok net almıyor bizim dışarıda, yani annenin karnında olan bireyler gibi net almıyor ama almaya başlıyor. Burada bir kayıt süreci başlıyor. Annenin sesinin tanıdık gelmesi, babanın sesinin tanıdık gelmesi, kelimelerle gürültüyü ayırt edebilmek, çocuğun doğduğu, hani o ses işitme testleri yapıyoruz ya, ikinci günden itibaren başlıyor. Bununla ilgili Fransa'da yapılan araştırmalar var 60'larda. Yeni doğan bir çocuk, 2 günlük çocuk, gürültüyü kelimeleri gürültüden, anne ve baba sesini diğer insanların seslerinden ayırt edebiliyor ve kendi ana dilini diğer deney dillerinden ayırt edebildiğini biz görüyoruz. O zaman bu ne demek? Elazığ'da doğan bir çocuğun artık bir farkındalığı oluşmuş demek. Burada artık çocuk prelingvistik dönem, yani dil öncesi döneme giriyor. Biz buna 0-2 yaş diyoruz. Ama burada dil başladı tamam. Bülent Bey. Şimdi artık çocuk etrafındaki dil çevreninde konuşulan dili edinmeye başlayacak. Yani alacak. Kendisinin bilinçli bir eylemi değil ama alıyor. Doğasında bu ben var. Ben öğreneyim demiyor. Sizin dediğiniz gibi ediniyor bu, o anda. Aslında bir çaba var. Ama bu merakla onun için doğmuş aslında. Yani bizim beynimiz o şekilde şekillendirilmiş. Anladım. Ve etrafındaki konuşmaları alıyor. Şimdi burada yapılması gereken temel şey, akademik başarıyı etkileyecek temel şeylerden bir tanesi çocuğun sorularına doğru cevaplar vermek. Yani çocuğun dil konuşmanın çocuk için bir ihtiyaç olduğunu, iletişimin bir ihtiyaç olduğunu fizyolojik
ve bilişsel bir ihtiyaç olduğunu farkında olacağız. Şimdi hocam siz... Çocuğun önüne tablet koymayacağız, bilgisayar koymayacağız temelde. Çocuğun o ihtiyacını karşılayacağız. Çünkü anne babalık aynı zamanda bir mesai. Ve ilk öğretmenler de anneler baktığımız zaman. Sorularına cevap vereceğiz. İkinci bir husus... Yani o sesi duyacak çocuk canlı iletişim ortamında değil mi? Freudian bir bakış açısıyla bakarsak çocuklar epistemofaliktir. Yani merak duygusuyla beraber gelirler. Yanlış anne baba tutumları bu merak duygusunu köreltir. Doğru anne baba tutumları merak duygusunu besler. Ve uzun yıllardan sonra da akademik olarak başarılı olmaya başlar. Şu mudur çocuk? İlk 5 yıl çok önemli. İlk 5 yıl çok önemli. Zaten bizi ben de bütün programda bir şekilde konu buralara geliyor. Yani anne baba tutumuyla çocuğun gelişimi arasındaki ilişki. O dediğiniz cümle benim de hep gündemimde. Tablet, telefonla çocuk büyütülmez diyoruz biz. Biz bunu çocukların karakter gelişimi noktasında, kişilik gelişimi noktasında söylüyoruz. Şimdi siz de eklediniz dil gelişimi noktasında da bu bir problem davranış. Ciddi bir problem ama tabii şu var. Mesela yani 21. yüzyıl becerilerinde teknoloji kullanımı var. Yalnız biz şunu karıştırıyoruz. Teknoloji kullanımı çocuğu tabletteki video önünde beslemek demek değil. Bunun çok ciddi zararları var. Evet. Çok ciddi. Yani bizim için çoğu zaman yaramazlık veya haylazlık olarak görülen birçok davranış aslında çocuğun etrafını tanıma çabası. Evet. Öfke patlaması olarak veya işte ağlama krizi olarak gördüğümüz birçok şey bu da bir iletişim çabası. İletişim çabası. Dolayısıyla bir de şu var mesela dil gelişimi açısından çocuksu konuşmamamız lazım. Eğer daha böyle ben onu diyecektim. Yani anne babalar çevredeki işte ikinci, üçüncü derece akrabalar, hala, teyze falan özellikle kadınlar daha çok yapıyor. Çocukça konuşuyorlar. Değil mi? O bir sorundur. Evet. Bir yani sorun. Çocuğun aslında çabasını kendi elinizle baltalıyorsunuz. Sokak tabiriyle yani baltalıyorsunuz. O ses tonunun doğru olduğunu zannediyor. Tabii. O iletişim dilinin doğru olduğunu zannediyor. Şöyle çocuk gelen sesi taklit etmeye çalışıyor. Ama öncelikle fizyolojik olarak o pratik, yani araba kullanmak gibi düşün. Önce uzmanlaşmamız lazım değil mi? Çocuk da ince kaslarda önce uzmanlaşması lazım ama sizi taklit etmesi lazım. Siz ona yanlış dönüt verdiğiniz zaman ne olacak? O çaba boşa çıkacak. Boşa çıkacak. Yanlış öğrenecek. Tabii ki. Bir de çocuklar dil edinimi için çok uygunlar. Mesela 5 yaşına kadar günde ortalama 7-8 kelime öğreniyorlar. Bakın şimdi siz bugün yeni bir dil öğrenmeye çalışın. Tamam mı? Herhalde siz günde 7-8 kelime öğrenemezsiniz. Çok zordu. Özel bir çaba ama çocuk hiçbir çaba göstermiyor. Çünkü zaten boş bir levhaya yazılıyor. Çünkü nöronlar boş. Evet. Nöronlar arasındaki bağları, yani çok bilimsel girmek istemiyorum ama onlar arasındaki bağları sağlayan dendrit ağları var ve bu ağlar 5 yaşından sonra %60 köreliyor. 5 yaşına kadar ne aldı? Yok. %30 dendrit ağına sahip oluyor. Yani o öğrenme nöron hücreleri arasındaki bağı sağlayan biyolojik sistemin %60'ı yok oluyor. Hocam şimdi süremiz çok hızlı ilerliyor. Evet. Ben ekranda görüyorum. Biraz da tedirgin oluyorum. Çünkü konuşmak istediğimiz, program öncesi de konuştuğumuz çok güzel konular vardı. Onu ekranda da konuşalım istiyorum. Bunların hepsi aslında bir ayrı bir... Hepsi aslında çok geniş çok bir alan. Çok geniş alan, evet. Bir daha yaparız programı eğer bir yetiştirmeme olursa. Yani bunu çok hızlıca geçmek istiyorum. Bir sorum da şeydi, dil gelişimi ile zeka arasında bir ilişki var mıdır diye. Çok kısa ne söyleyebiliriz? Ciddi anlamda vardır. Mesela dil gelişimi, siz duygu yönetim merkeziyle dünyaya gelirsin ve duygu, mesela acıktığınızda çocuk ağlar. Asla bunu anlamaz. Ama sizin dil gelişiminiz tamamlandığı zaman sizin mantık bölgeniz tamamlanmış olur. Yani 5 yaşına kadar çocuğun mantık bölgesi. Eğer siz çocuğun dil gelişimini sağlıklı bir şekilde takip edemezseniz, iletişim ihtiyacını karşılayamazsınız, ona gerekli mesai ve zamanı ayıramazsanız. Mesela biz deriz ki çocuğunuzu kucağınıza aldınız. 1 ve 2 yaşında çocuk daha yeni yeni dili şey yapıyor. Montunu giydirirken anne babaya şunu tavsiye eder uzmanlar. Montunu giydirirken o gün ne yapacağınızı kısaca özetleyin. Şimdi seninle markete gideceğiz. Orada istediğin süt ve oyuncağı alacağız. Oradan babaanneye gideceğiz. Orada biraz babaannende kaldıktan sonra yani çocuk ne yapacağını bilsin. Navigasyon yüklemesi yapıyoruz tabii, gibi geldi. Çünkü çocuklar çok hızlı öğreniyorlar. Sadece bizim yetişkin olarak hatamız, biz onlardan yetişkin dönütü bekliyoruz. Bülent Bey. Anladım. Evet, şimdi bazı sorularımı birazcık yedeğe alacağım. Evet. Şimdi siz aslında dil öğretimi alanında çok çalıştınız. Evet, uzmanlık, temel uzmanlık alanımlardan bir tanesi bu. Türkçe dil öğretimi.
Son yıllarda Türkçenin yabancı olarak öğretimine de yönelmeye başladık. Aslında ana dil eğitimi olarak Türkçe, evet. Ben o ayrımı anlamadım. Şimdi Türkçe dil öğretimi var, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Bunu bir öğretimi. Üst kavram olarak düşünün. Biz mesela işte bir Türk çocuklarının dil becerilerini geliştiriyorsunuz. Mesela konuşma becerisi var ama biz onu okulda standart Türkçe'ye yaklaştırmaya çalışıyoruz. Tamam. Programlı öğrenmeyle. Okuma yazma eğitimi veriyoruz. İlkokul var. Ama bir de bir saha var son yıllarda çok popüler. Bu Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi. Ha, kişinin ana dili değil, siz evet, Türkçeyi ona yabancı işte dil göçmen, olarak. Göçmen misafir, ülkemize gelen misafirlere Türkçe becerilerini kazandırmak. Mesela anladım. Türkçenin yabancı dil olarak. Tabii bu teknik olarak bunun ikinci öğretimi dil. Daha mı farklı oluyor? Yani farklı, şimdi literatürü farklı. Literatürü yöntem farklı. Ve tekniği farklı. Tabii ona da aslında dil öğretimine dair birçok teknik ve yöntem dilin yabancı dil olarak öğretiminden çıkmış model yaklaşımlar. Ama biz bunu ana dil eğitiminde büyük oranda uyarlamışız. Ama derseniz ki farklı mıdır? Farklıdır, evet. Şimdi aklıma şey geldi. Biz İngilizceyi öğrenemiyoruz ya hocam. Evet. Acaba maalesef. Biz İngilizceyi yabancı dil olarak öğretme şeklinden değil de İngilizceyi İngiltere'deki çocuğa öğretir gibi mi öğretiyoruz? Acaba bilmiyorum, aklıma o geldi. Şimdi İngilizcenin öğreniminde bizde yapılan birçok, aslında son yılda çok iyi işler yapıldı ama biz mesela dili uzun süre yazıya indirgedik. Yabancı dil öğretimini yazı üzerinden gerçekleştirmeye çalıştık. Olmadı. Halbuki yazı dilin giysisidir deriz biz. Dolayısıyla asıl olan konuşma becerilerini geliştirmektir. Biz bunu ihmal ettik. Yani bir de şeyde de ihmal ettik. Akademik sistemde de ihmal ettik. İşte okuma becerileri üzerinden dilde yeterli olduğunu söyledik. Halbuki tabii orada da kötü niyetli kullanımlar oldu ama mesela uluslararası standartlara ait mesela IELTS sınavı IELTS referans alınabilirdi mesela veya bizim kendi kurumumuz bu yönde bir sınav tasarlayabilirdi. Yani yazabilen dört temel beceri dediğimiz speaking, writing, reading ve becerileri üzerinden bir yeterlik istenebilirdi mesela. Temel sorunlardan bir tanesi bu. Bir diğer şey de şu, mesela çok sık konuşulan şeylerden bir tanesi de işte şu dili öğrenmek zor. Aslında bir dili öğrenmek zor diye kavram çok önyargı yükleyince yok, daha yanlış, zorlaşıyor. Yanlış. Evet, bir Alman için İngilizce öğrenmek daha kolaydır. Veya bir Fransız için İtalyanca'yı öğrenmek veya İtalyan için İspanyolca'yı öğrenmek. Çünkü bunlar yakın diller birbirlerine. Ama bizde yapı farklı, söz varlığı büyük oranda farklı. Bizim için bu dili öğrenmek zor. Şöyle düşünün, siz Özbekçe öğrenmeye isterseniz eğer çok kısa sürede öğrenirsiniz. Özbekler de Türkçeyi çok kısa sürede öğreniyor. Öyle ama mi? Aynı performansı siz Rus'tan bekleyemezsiniz. Veya dilimiz siz, yakın diye mi öğrenebiliyoruz? Tabii ki biz diyalektiz sonuçta. Yani bazı temel şeyler, düşünün iki dilin sintaksi değişmez. Yani söz dizimi aynı, cümle kurgusu aynı, öyle diyeyim, basitleştireyim. Ek kelime yapısı aynı büyük oranda. Dolayısıyla hızlı öğreniyorsunuz. Bizde sonuna mı ek geliyor? Ama bu işin içerisinde, mesela Rusça öğrenmeye çalıştığınızda erillik, dişillik giriyor. Diyor ki şu diyor, eril, erkek diyor ama diyor şu dişi diyor. Bunu böyle söyleyeceksin sonuna, bunu böyle söyleyeceksin diyor. Almanca'da da o var. Gramer Arapça'da da mı var sanki? Öyle, Arapça öyle konusunda aklıma geldi. Olabilir, evet, bilmiyorum ama. Hocam şimdi yabancı dil, siz yabancı dil öğretimi alanında çok çalıştınız. Türkçenin. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi. Türkiye'ye göçle gelen insanlara eğitim verecek kişilerle herhalde çalıştınız, öyle mi diyelim? Ben daha çok yurt dışında, evet, eğitici eğitimde de çalıştım. Daha önce bakanlığın PİKTES projesi kapsamında bu Suriye krizi ilk çıktığında Antep'te, Kilis'te biz görevlendiren öğretmenlere eğitim verdik. Yer yer daha sonra yurt dışına gittiğim için bu eğitimlerden uzak kaldım. Eğitmen olarak yetişkinlere eğitim mi verildi? Yani zaten çocuklar buraya burada doğanlar öğreniyor bir şekilde. Bizim görev sorumluluğumuz şeydi. O öğretmenlere ya öğretmenler kime verecekti onu merak ettim. Öğretmenlerden bir kısmı kendi sınıfında Suriyeli göçmen çocuklar vardı. Kimisi kamplarda çalışıyordu. Onlara biz eğitim hizmeti veriyorduk. Bir dönem sınırın o bir tarafında hala görevli öğretmenler var sınırın diğer tarafında. Evet. Dolayısıyla büyük bir çaba içerisindeyiz aslında baktığınız zaman. Doğrusuyla yanlışıyla iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Yani şimdi ülkemize gelen kişiler bizim ülkemizde konuşulan dili öğrenmeliler doğru i̇şte bir şekilde. İşte orada da başka bir teknik kavram giriyor. Çoğu zaman uzmanlar da orada hata yapıyor. Şöyle düşünün, Türkiye'ye gelen bir Suriyeli için Türkçe yabancı dil değil. Değil mi? Orada ikinci dil devreye giriyor. Second language, yani ikinci dil edinimi. Dolayısıyla oradaki işleyiş farklı olmalı. Oradaki teori modeller de farklı.
Ancak siz gidip de mesela Almanya değil mesela Fransa, Paris'te bir Türkçe öğretim merkezinde Fransızlara Türkçe öğretiyorsanız, çünkü Türkçenin kendi coğrafyasında değilsiniz. Onu öğrenen Türkçe ile hayatta kalmak zorundaydı. Ama burada Türkçe'yi edinen kişi Türkçe'de hayatta kalmak zorunda. Yabancı dil oluyor. O zaman yabancı dil oluyor işte. Oradaki oluyor, Türkiye'deki olmuyor. Türkiye'deki yok. İkinci dil edinimi oluyor. Suriyeliler, Afganlar var. İkinci dil edinimi oluyor. Ama biz buraya da tabii Kreşen'in teorilerinden biz bu bir programlı öğrenme yapmak da faydalı tabii. Yapmalıyız. Çocuklar Suriyelilerin veya göçle gelenlerin çocukları burada doğduğunda en başta söylediklerinizle bağlantısını kuruyorum. Onlar iki ana dil öğrenmiş oluyorlar. Hem Türkçe hem Arapça gibi. Çünkü evde Türkçe, orada da kavram biraz. Orada Türkçe onlar için ikinci dil oluyor bu sefer. Çocuk doğmuşsa burada, diyelim ki okulda. Ama yakın birinci derecede çevrede bir Türk yok. Hem Türk yok. Tamam hocam, ben şimdi yine orası biraz daha. Orası biraz daha. Eğer gelmiş Suriyeli bir, kısaca söyleyeyim. Eğer bir Suriyeli hanımefendi bir Türk'le evlenmiş, oradan bir çocuk olmuş diyelim. O zaman orada terimleri ve kavramları tarif. Yani aslında çoğu zaman bizim akademisyen arkadaşlar böyle olay çok böyle karmaşıklaşınca işte yabancı dil deyip çıkıyorlar. Aslında olay öyle değil işte. Anladım hocam, bu konu herhalde bu programda bitmez. Evet. En azından ben şuna girelim istiyorum. Evet. Yayın odasındaki arkadaşlarım da görselleri yavaş yavaş ekrana verirlerse sizin Orta Asya'da, Özbekistan'da özellikle değil mi? Evet. Orada görev temel görev yerim ama orayla. Tüm Orta Asya'yı ben konuşalım istiyorum. Sizin vakıf olduğum kadar inşallah. Evet, çünkü gerçekten de şöyle, yani görsele gidene kadar şunu söyleyeyim. Ben Fırat Türkoloji Edebiyat Fakültesindeki hocalarımızı gurur duyuyorum. Çünkü orada çok iyi çalışmalar yapıyorlar ve tanınıyorlardı. Yani uluslararasılıkları çok fazla. He. Ahmet Buran Hoca'nın, işte Fadi Hoca'nın, Ercan Hoca'nın, Ercan Alkay Hoca'nın oradaki görünürlüğü orada çok biliniyorlar. Tabii çok biliniyorlar. O zaman oraya emek vermişler. Yani ciddi uğraşmışlar. Ciddi bir emeğimiz var. Evet. Şimdi hocam bu dilin sosyopolitik yönü de var. Evet. Değil mi? Yani örneğin Orta Asya'da Türk devletleri var. Yani doğru soruyu sormak istiyorum. Türk devletleri var. Onların dilleri aslında eskiden Türkçe midir? Öyle diyelim. Bu dil paydaşını, ortak dili bulduğumuzda ben olmaktan biz olmaya doğru mu gideceğiz? Bu konuda neler söylersiniz? Yani dilin sosyopolitik yönünü birazcık konuşalım. Evet. Şimdi dil sosyopolitik yönü. Ve Türkçeyi de özelde de Türkçeye girelim. Anladım. Evet. Şimdi mesela yani normalde Türkçe bir lingua franca. Yani bu şey demek, dünyada geniş coğrafyaya yayılmış. Geniş bir coğrafyaya yayılmış. Burada bu arada hocam görsellere yorum da yapabilirsiniz. Burası da Şehri Sebzi, bir önceki görsel. Orada şey bu vardı. Ne hocam? Emir Timur'un. Burası Büyük Minare, Buhara'da. Burası Edipler dediğimiz yazarlar parkından görseller. İlk Özbekistan'a gittiğimde. Şöyle söyleyeyim size. Orada mesela yani Türkçe geniş bir coğrafyaya yayılmış büyük bir dil. Biz Türkçe derken sadece Türkiye Türkçesini kastetmiyoruz. Ama maalesef terminoloji, Türkoloji sahasındaki terminoloji Macar, Sovyet ve Batı merkezde şekillendiği için özellikle orada politika işin içerisine girmiş. Size şöyle örnek vereyim. 100 milyona yakın konuşuruyla mesela Türkiye Türkçesine Türkçe demişiz. Ancak aynı şekilde bir Türkçenin bir diyalekti, bir lehçesi olan Özbekçe için Özbek dili demişiz. İngilizcesinde de Uzbek language şeklinde yerleşmiş. Onu biz dememişiz aslında. Başkaları mı biz demiş? Onların terminolojisine uymuşuz. Ama Özbekler de bunun böyle olmasını politik nedenlerden dolayı istemişler. Çünkü ciddi bir baskı gelmiş, Sovyet baskısı gelmiş. Kazaklar da Kazak language demiş mesela, Kazak dili. İşin ilginç tarafı hocam, siyasi kaygılar ekonomik, işin içerisinde. Tabii ki güç. Sizin dil birliği sağlamanız, alfabe birliği sağlamanız. Evet, alfabe birliği. Bakın şu an Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Bu çok önemli bir adımdır. Çok kıymetli bir adımdır. Yani biz bunun faydalarını çok uzun vadede göreceğiz. Türkiye Türkçesinden sonra en fazla konuşulan dil lehçe Özbek. En fazla işlenmiş Türk lehçesi de Özbekçe. Büyük şairler, edipler yetiştirmişler. Ama biz bunları biz ayırmıyoruz. Yani Türkiye Türkolojisi bunu ayırmıyor Özbek dili diye. Biz özellikle Özbek Türkçesi diyoruz, Azeri Türkçesi diyoruz. Ancak o coğrafyaya gittiğiniz zaman bu onları belli bir oranda rahatsız edebiliyor. Özbek dili diyorlar onlar. Onlar Özbek Türkçesi dili diyorlar. Demiyorlar. Yani özel biraz da demek zorunda özel sohbetlerde kabul ediyorlar. Tamam. Sizin dediğiniz doğru diyorlar. Evet. Evet. Ve çok ciddi bir şunu söyleyeyim. Bu şu çok sevindirici. Özellikle Özbekistan'da inanın çok ciddi bir Türkçe öğrenme merakı var.
Hani ben ilk gittiğimde benim birinci gönderilme nedenim onlara Türkçe öğretmekti. Ama bir süre sonra hem üniversite hem bakanlık Türkçenin nasıl öğretileceğine dair dersler ver ki orada yetiştirdiğimiz Özbekler, Türk filologları, Türkçe filologları, Türk dil filologları onlar kurumlarda kendileri öğretsinler. Bakın oradaki çalıştığım enstitü çok eski bir enstitü. 100 yıldır Türkoloji eğitimi veriyor. Şakşinastik Enstitüsü. Sovyetler döneminde itibaren. Peki Türkoloji mi diyorlar o enstitüye? 100 yıldır aynı şeyi mi söylüyorlar? Ya Türkoloji Enstitüsü orası. Orada Türkçe öğretilmiş. Yani son 20-30 yılda mı söyler o adı almıştır? Yoksa yani 100 yıl deyince oraya takıldım yok. Ben. Yok. Sovyetler özellikle Taşkent özelinde, Özbekistan özelinde bazı şeylere müsaade etmişler. He, anladım. Yani en basit mesela örnek mesela medreseler orada kapatılmamış mesela. Baktığınız zaman. Sovyetler dönemi düşündüğünüz zaman çok büyük bir iş tabii. Çok büyük bir iş. Mesela oradaki Müslüman tebaanın hacca gitmesi Taşkent üzerinden organize edilmiş mesela. Bu da şey. Tabii köklü bir geçmişe de sahip Özbekler. Kazaklar da öyle. Kırgızlar da benim kendi şey olduğum için. Orada çok ciddi bir talep var. Yani inanın mesela siz Elazığ'a çıkıyorsunuz değil mi? Mesela bir sürü İngilizce öğretim merkezi görüyorsunuz. Evet. Ya Taşkent'te yürüyün. Ücra illerde bile, işte diğer illerde bile, işte bunlar temel illerde. Bunlar da öğrencileriniz mi hocam? Evet, burada yaptığımız. Sözünüzü kesiyor musunuz? Burası Türk Filolojisi bölümü. Evet. Burada lisans yüksek, burası bitirme tezlerimizi sunduğumuz. Bu çocuk, yani burası üniversite değil mi? Üniversite. Anladım. TİKA tarafından yenilendi. Teknolojik olarak çok güzel şekilde donatıldı. Eski bir Sovyet binasıydı orası. Evet. Ve orada ben çalıştığım zaman 4 tane akademisyen arkadaşı vardı. Biz 4 kişiydik. Tabii bizim üniversitemizde ünvan şartı vardı. Yani başka yerlerde başka arkadaşlar da çalışıyor. Bizim üniversitemiz doktora mezunu istiyordu. Bu da kapanış toplantısında yine Türk filolojisi öğrencilerimizle olan derslerden. 3,5 yıl kaldınız burada. 3,5 yıl kaldım. Orada tabii şöyle de bir sistem var. Rus gruplar ve Özbek gruplar diye ikiye ayrılıyor üniversitede. Ben onları biraz merak ediyorum hocam. O konuda neler söylüyorsunuz? Ama Rus gruplar, burada bu arkadaşlarımız da Türkçe'ye hizmet eden akademisyen, profesör arkadaşlarımız. Hatta çok meşhur bir coğrafyada Türkoloji Kasımcan Sadıkov hocamız var. O üniversitede hala çalışıyor. Gerçekten bilimsel disiplini çok ciddi. Yine Türkoloji bizim Elazığ'daki bir yazarımızın kitabını, Alparslan Hoca'nın kitabını vermiştik. Böyle kesitlerimiz var. Çok uzun süre, tabii bizim ders yükümüz çok fazlaydı. Yani ben haftada yaklaşık 30-35 saat derse giriyordum. Şunu söyleyeceğim, orada mesela sistemde şöyle bir sistem var. Bir Rus okulları var, Rusça eğitim veren, bir de Özbek dilinde eğitim verenler var. Halen Rusça eğitim veren okullar var. Var. Ama bu çocuklar Rus grubu derken yanlış anlaşılmasın bir Alişir Nevai etkinliğinde. Abdurrahman Güzel hocamız da katılmıştık Başkent Üniversitesi'nde. Hocam ben şunu da fark ettim. Siz buradan dil öğretimi için gittiniz ama siz de orada çok şey öğrenmişsinizdir. Çünkü, evet, değil mi? Evet, evet. 100 yıllık bir enstitü. Orada çok üst düzey hocalarımız. Hocamız da ilk defa Ankara'da Başkent Üniversitesi'nde Alişir Nevai Enstitüsü'nü kurdu. Bu da önemli bir şey. Ciddi bir Rus gruplarında verilen, onlar da Özbek ama eğitim dili Rusça. Yani Rusya'nın, hatta program öncesi birazcık sohbet ettik, Çin'in oralarda, ve Türkiye'nin. Türkiye'nin tabii ki bizim hakkımız diye düşünüyor sonuna kadar ama onlar da orada. Böyle bir güç mücadelesi var herhalde, gizli bir güç mücadelesi. Sosyopolitik ve kültürel platformlarda var. Biz son 30 yıldır buna, son 20 yıldır özellikle buna çok hassas davrandık ama bir süre çok ihmal edildi orası. Yani biz orada çok büyük avantajlar elde edebilecekken Türkoloji sahasında hor görüldü. Yani onlar bağımsızlıklarını ilan etmeden önce biz oralara adım atmalı mıydık, öyle mi anlayayım? Evet, atmalıydık. Evet. Her fırsatı yoklamalıydık orada. Doğru akademisyen, doğru bilim adamlarıyla oradaki. Tabii ben ilk gidenler değilim. Benden önce giden birçok hocamız Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Tataristan'da çok iyi işler yaptılar. Bu yönüyle de bizim üniversitemiz Türkoloji açısından oldukça uluslararasıdır yani. Onu birazcık daha açalım. Dedik ya Rusya'nın, Çin'in orada etkinliği sürüyor. Onun sebep ve sonuçlarını merak ettim şimdi ben. Yani oradaki yönetimler, eğitim kurumu yöneticileri de mi talep ediyor? Rusya'nın orada eğitimde etkili olmasını varlığı halk mı talep ediyor? İster istemez bir realite. Talep etseniz de etmeseniz de orada varlar. Yani bağımsız neden varlar olmuşlar ama tam bağımsız. Neden varlar diyeceksiniz. Evet. Biz bir milli mücadeleyle bağımsızlaşmışız. Bu çok kıymetlidir. Aslına baktığınız zaman.
Yani biz bir milli mücadele vermişiz ve bunun sonucunda biz almışız aslında. Türkiye için. Türkiye diyorsunuz. İçin söylüyorum. Evet. Tamam. Ama orada bir Sovyetlerin dağılma süreci var. Dolayısıyla orada birçok kurumda hala etkililer baktığımız zaman. Orada bir mücadele, bir savaş Mücadele illaki olmuştur ama dediğimiz gibi Rusya hala orada birçok ülkede güçlü. Rusya coğrafyanın güç, siyasal ve asker anlamda güçlü ülkelerinden bir tanesi. Yani bunu onlar kültürel lazım. Anlamda da çok yatırım yapmışlar Rusya. Yani onların belki de Rus kültürünü edinsinler diye özel evet, olabilir. Bir de düşünsenize 100 yıla yakın yönetmişsiniz ve çok sert yönetmişsiniz yer yer geldiğinde. Hani burada yayında paylaşamayacağınız şeyler de var. Dolayısıyla tabii ki bir şey var, bir çekince var. Yani aslında kültürel çeşitlilik olsun. Ama şöyle de bir şey, tabii kültürel çeşitlilik var. Ama yönlendiren, baskılayan, benim dediğim formatta yürüyeceksin diyen olmamalı diye düşünüyorum. Bu işte uluslararası ilişkilerde bu bir olmaması gerekebilir ama olan bir şey. Bunu kabul edelim. Çin'in biliyorsunuz soft power yani yumuşak güç olarak o bölgeden Avrupa'ya doğru bir eski İpek yolunu tekrar canlandırma hareketiyle bir şeyi var. Kredilendirme, yol yapma. Bunun üzerinden bir arka planda politik ve sosyal ekonomik hedefleri var. Ekonomik yönünü kullanarak diğer hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Tabii ki yani bunu bir yumuşak güç olarak kullanıyorlar. Uluslararası analistler bunu gösteriyor. Türkiye'de haklı olarak kültürel yakınlık bakımından şöyle biz oradayız. Olmak da zorundayız. Olmak da zorundayız aslında baktığımız zaman. Yani, çok kıymetli bizim orası. Bizim kardeşlerimiz tabii. Yani 100 sene önce beraberdik. Boy farkları olabilir. Bakın size ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela biz Türkçe diyoruz. Dünyada adlandırmalar millet adları üzerinden olur. Ama Ruslar orada öyle bir adlandırma yapmışlar ki boy adlarından gitmişler. Özbekçe demişler. Kazakça demişler. Onlar Türk'ün alt boyları. Biz de alt boyuyuz. Biz de Oğuz boyuyuz baktığınız zaman. Yani bir şeylik yok. Bir üstlük veya altlık rolü yok. Ama boydan gitmişler. Ama hepimizin aslında kullandığı, siz dediniz ya Türkiye dil. Aslında bir ata dilimiz var. Türkiye dilimiz var. Büyük oranda mantığı, sintaksı, morfolojisi aynı aslında baktığımız zaman. Burada mesela biz tabii orası bir merkez rolünde olduğu için Türk Dil Kurumu'yla yine bakanlıkta bir eğitim vermiştik biz. İşte Türk Dil Kurumu Başkanı'yla açılış dersleri yaptık. Her ay Türkoloji webinarları yaptık. İşte alanın önce hocalarıyla şey yaptık. Buluşturmaya çalıştık. Şunu size çok rahatla söyleyebilirim. Bizim üniversitemiz dil öğretimi üzerineydi. Çok etkiliydi. İşte Korece eğitimi vardı. Koreliler orada mesela bir fakülte yapmışlar, yenilemişlerdi. Çinliler yenilemişlerdi. Hintliler yenilemişlerdi. Ama bütün üniversitenin marka dili Türkçeydi. Herkes Türkçe öğrenmek istiyordu. Sizce niye? Çünkü Türkçe, özellikle son dönemdeki dizilerimiz çok etkili. Eskiden de öyle. Türk kültürü onlara çok cazip geliyor. Çok yoğun ilgileri ve merakları var. Ve açıkçası seviyorlar. Bir gönül bağları da var. Gönül bağları da var. Bunu iyi görmek lazım. İyi okumak lazım. Her boyutuyla. Hem kültürel hem dil hem siyasi. Biz bazen şu hataya düşebiliyoruz. Kültürel farklılıkları kötülük olarak. Yani kötü bir alt kültür. Bu böyle bir şey yok. Biz dengiz. Renklilik. Bir renklilik. Tabii. Ve bu iletişim kanallarının çok sağlıklı bir şekilde işlemesi lazım. Anladım. Uzun yıllar Türkologlar olarak biz bunu seslendirdik. Umarım bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak. Hocam hiçbir şey için geç değil. Yani bir noktada bir adımlar atılır. Bir sonraki jenerasyon gelir. Başka akademisyenlerimiz gelir. Ki. Daha ileri adım ve atar. Ve bu bize sosyopolitik olarak da ekonomik olarak da avantaj sağlar. Dönecektir tabii. Tabii ki. Evet. Şimdi orada Türk Devletleri Teşkilatı aktif. Kuruldu. Televizyonda da izledik. Çok önemli hedefler var o noktada. Evet. Oradaki Türk devletleri, Türkiye, Avrupa'dan Macaristan sanırım değil mi? Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ben bugün birazcık internetten baktım. Çok bildiğim bir alan olmadığı için. Ama bu orada aktif olabilmek için çok önemli, devlet nezdinde atılmış çok önemli bir adım. Çok önemli bir adım. Değil gerçekten mi? De çok bunun önemli. Bunun üzerine birkaç cümle kuralım. Başka bu konuda çalışan başka kurumlar da TİKA dediniz değil mi? YTB var. Yurtdışı Türkleri Başkanlığı. Yani sizin bu Marif var. Marif Vakfı. Vakfı var. Evet, Marif Vakfı okulları. Milli Eğitim Bakanlığı var. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yurtdışı Yüksek Öğretim Müdürlüğü Genel Müdürlüğü var. Ben de o kanal üzerinden gitmiştim. Marif Vakfı'nı geçen hafta İlyas Hocam konuğumuzdu. İlyas Somunkıran. O da örnek vermişti. Dünyada 400 küsür tane ülkede 400 küsür tane Marif Vakfı okulları var demişti. Evet.
Bu da çok önemli. Çok yani önemli. Dünyanın değişik ülkelerinde biz tabii şu anda dil Türkçe'yi konuşuyoruz ama onların orada verdiği hizmetlerin ileriye dönük çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çok anlamlı. Bir de şöyle biz mesela dediniz ya sadece dil öğretimi değil ki oradan biz mesela sınıf öğretmeni gönderiyoruz, resim öğretmeni tabii. gönderiyoruz, müzik öğretmeni gönderiyoruz. Yalnız bazı yerlere bazı aşırı polisiye tedbirler olan ülkelere işte zamanda bazı krizlerde yaşadığımız ülkeler sadece bakanlığı kabul ediyor. Yani, olabilir, çünkü diyor ki senin diyor mesela diyor işte senin bu vakfının diyor bende karşılığı yok diyor. Ama aynı mesela Özbekistan üzerinde konuşursak evet. mesela biz Yunus Emre Enstitüsü'nün orada açılmasını istiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü de çok önemli çalışmalar yapıyor mesela. Yunus Emre Enstitüsü'nün IELTS'e denk gelen TYS sınavı var mesela. TUŞ yeterlik sınavı. Ve bu ALTE onaylı. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani Cambridge Üniversitesi'nin uluslararası standartlarında yapıyor bu sınavı. Dört temel beceride. Bu sınava geçen orada. Bu sınava geçen Türkçe yeterlik belgesi alıyor. Geçen. Kanun gereği de o belgeyi aldığı zaman siz mesela Fırat Üniversitesi'ne gelen bir yabancıya siz TÖMER eğitimi veremiyorsunuz. Çünkü Yunus Emre belgesi var onun. Ama başka bir üniversite de yapıyor bu sınav. Başka üniversite de yapıyor. Biz de yapıyor ama onun öyle bir kanun şeyi yok. Mesela işte aynı şekilde Özbekistan'da özelinde konuşursak mesela orada Almanların Goethe Enstitüsü var. Çinlilerin Confucius Enstitüsü var. Yunanların da bir kültür merkezi var. Ama bizim Kore'nin var demiştiniz. Evet ama de. İlginç bir şekilde biz hala açamadık. Biz açamadık. Evet. Aslında her devlet reisleri bir araya geldiğinde mutabık kalıyorlar ama bir türlü açılamıyor. Vardır muhtemelen. Sovyet oradaki bürokrasiye takılıyoruz. He. Sovyetlerin, Rusların gücü yine orada. Ya, evet gerçekten de hani onlar da bizi takip ediyorlar. Ya biz şöyledir onlar... ben hocam özür dilerim sözünüzü kestim. Halkın bilinçlenmesi, oradaki halkın bilinçlenmesi, aramızdaki bağı fark etmeleri bence yavaş yavaş o şeyi kıracaktır. O bürokratik mutlaka engelleri kıracaktır. Hocam mutlaka süremiz kıracak. Son 3 dakika. Çok evet. hızlı geçti. Evet çok hızlı geçti. Evet bazı sorularımı atlayacağım. Ben şimdi kendi merak ettiğim birkaç soru var. Şimdi biz Elazığ'dayız. Elazığ ağzı konuşuyoruz. Bir dil bilimciyi bulmuşken de bunu soralım. Ben böyle hiç bilmeden, bazen insan bilmeden ahkam keser ya. Elazığ ağzı diyorum ki öz Türkçe diyorum. Yani başı, sonu, kelimenin şekli çok benziyor diyorum. Siz bu konuda ne söylersiniz? Öz şimdi, Türkçe midir veya? Filolog hocalarımız bana kısacak ama öz Türkçe kavramı çok tartışmalı bir kavram. He. Yani bir şeye öz Türkçe demek çok şey değil. Ağız atlasları var, dil atlasları vardır. Belli dil ses olarak birbirine benzeyen dil atlasları ortak coğrafyayı paylaşır. Bu politik sınırlarla alakalı değil. Mesela örneğin işte örnek veriyorum. Bir dil bölgesi, Elazığ bölgesi işte Malatya'nın belli bir kısmına kadar uzanabilir. Bu evet. uzanır. Burada bir ağız benzerliği var. Bu çeşitli şekillerde şekillenir. Ama bir dile öz Türkçe demek çok şey değil. Ama mesela Oğuz olarak mesela kendi özelliklerini korumuş. Evet, Türk Elazığ ağzı açısından Harput ağzı merkeze alınır. Evet. Kelimenin başındaki K'lerin G'leşmesi söz konusudur. Kelime sonundaki eklerin kısaltılması söz konusudur. Dilin iktisat özelliğiyle ilgili bir şeydir. Ama bu bizim sandığımız gibi işte bir öz Türkçe olayı değil. Eğer bu o açıdan bakarsak Ege ağzı belki biraz daha şey söylenebilir, korunmuş olarak söylenebilir. Ama Elazığ Harput ağzı bu yönüyle evet kendisine ait bir karakteristik yapısı olan bir şeydir. Ağızlar çok kıymetlidir. Peki biz ben onu diyecektim. Biz yöresel ağzı konuşmaya devam edelim mi? Yani Elazığ ağzı şimdi Türkiye'de kabul edilen İstanbul ağzı. Evet. Öyle mi? Doğru mudur? Evet. İstanbul ağzı. İstanbul ağzı. Dünyada da böyledir. Kültür başkentleri ağızda yani ağızlar ben çıkar. Elazığ ağzını çocukluğumda onun ana dilim oydu diyelim. Evet. Buna devam etmeli miyiz sizce? Buna devam etmelisiniz. Unutulmamalı. Bununla ilgili derlem çalışmaları yapılmalı. Kayıtlar altına alınmalı. Ama dilin bir de sosyal boyutu vardır. Siz ünvan aldıkça, beyaz yakalı işlerde çalıştıkça ister evet. istemez siz ölçünü dile psikolojik geçmek olarak kayarsınız. Mi? Hocam son bir dakikamız. Evet. İnşallah ileride bir program daha yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir program olmuştur izleyenler için. Onu diyecektim. Yani eklemek istediğiniz son bir sözünüz varsa alalım programımızı bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Dil eğitimi çocuk gelişmesine çok kıymetli. Anne babalarımıza temel tavsiyemiz özellikle bu dönemi ihmal etmemeleri. 0-4 yaş arasını, 5 yaş arasını ihmal etmemeleri. Ve izleyen genç akademisyenler de şeyimiz, Türkçenin yabancı dil öğretimi ciddi manada popülarite kazanıyor. Buna burada bir ciddi bir ekonomi var. Ciddi evet. bir de şey var.
buraya yönelilebilirler. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok bilgili olduğum bir alan değildi. Tamam, hepimiz eğitimciyiz. Türkçe ile ilgili çalışmalarımız oldu ama böyle bilim anlamında, dil bilimi anlamında çok bilgili değildim. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Bülent Bey. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bugün Türkçenin Türkiye'de ve dünyada öğretimi ana teması üzerinde Orta Asya'daki Türkçe konuşan Türk devletlerini, Türkiye'deki Türkçeyi konuşmaya çalıştık. İnşallah hoşunuza giden konuları konuşmuşuzdur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Gelecek hafta farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak istiyorum. İyi akşamlar.